Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 20. bölüm 4. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Bu videomuzda bölümün hızlı bir özetini sizler için derledik. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, önceki bölümde ilk dokunulmazlığı kırmızı takım kaybetmiş ve Kardeniz ilk eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununa kırmızı takım çok iyi başladı ve önce 3-0 öne geçti. Daha sonra skoru 6-3'e getirdi ve tekli oyun aşamasını 8-5 önde bitirerek avantajı yakaladı. Mavi takım ikili oynanan bölümde bir tepki ortaya koyarak oyunu önce 10-10 beraberliğe kadar getirdi ve son iki sayıyı da alarak oyunu 12-10 kazandılar. Böylelikle kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Ancak bu bölüm çok heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Kırmızı takım kazanmaya çok yaklaşmıştı ancak mavi takım buna müsaade etmedi. Oyun sonunda Murat Ceylan kırmızıyı adalarına uğurlarken oyunun aynı zamanda bir ödülü de vardı ve mavi takım ödülleri Biskolata Mood ile buluştu. Daha sonra ada konseyine geçildi ve kırmızı takımın bir eleme adayı daha çıkarması gerekiyordu. Bu arada Mustafa Kemal'e bir parantez açmak istiyorum. Takıma dahil olalı 2 gün oldu ve 2 günde çıktığı 6 oyundan sadece birini kaybetti. O da son oyunda Merve ile beraber Ogeday ve Seda'ya verdikleri oyunun son sayısı oldu. Kendisinden beklentimiz yüksekti. Bu beklentiyi karşılayacağını şimdiden gösterdi. Evet, konseyde direkt ada oylamasına geçildi ve yapılan ada oylaması sonucu çoğunluğun oyunu alarak Pınar haftanın ikinci eleme adayı oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.